Arkadaşlar merhaba. Bugün üstü sayılarla ilgili kazanım testini çözeceğiz. Birinci sorumuz işte eksi 3 üzeri 3, eksi 7 üzeri 0, eksi 4'ün karesi. Bir defa şunu bilmemiz lazım. Negatif sayıların tek kuvveti negatiftir. Yine eksi 3'ün küpü ya da eksi 27 diyebiliriz. 0 hariç tüm sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir. Artı 1. Bu 2'nin bu eksiyle ilgisi yok. Çünkü parantezin içinde olsaydı, yani eksi 4'ün karesi olsaydı, o zaman diyecektik ki eksi 4 çarpı eksi 4, ama buradaki eksi sorunun eksisi, 4'ün karesi 16. Ve eksi 5'in karesi 2 çift bir sayı olduğu için negatif sayıların çift kuvveti pozitif olur. Dolayısıyla orası artı 25. Sonrası geri kalan 4 işlemleri yapabiliriz. Eksi 27 artı 25 de eksi 2, eksi 1, eksi 17 diyebiliriz. Artık o bizim yapacağımız işleme bağlı. Şimdi burada ikinci soruda fark ettiyseniz bütün sayılar 2'nin kuvveti şeklinde. Dolayısıyla ben şöyle 4 2'nin karesi üzeri eksi 7, 16 2 üzeri 4, 32 2 üzeri 5, sonra küpü demiş, bölü 2 üzeri 6 çarpı 8 2'nin küpü üzeri 3, 64 2 üzeri 6 üzeri eksi 2. Düzenleyelim. Üstün üstünü alırken çarpıyorduk. Yani 2 üzeri eksi 14 çarpı 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 15 bölü 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 9 çarpı 2 üzeri eksi 12. Bundan sonra tabanlar aynı. Çarpma varsa üstler toplanırdı. 2 üzeri ne yapar? Burası eksi 14, 1, 2 üzeri 5 bölü. Burası da 15 eksi 12'den 2 üzeri 3 mü yapıyor? Evet. Sonra 2 üzeri, biliyorsunuz tabanlar aynı, bölme yapıldığında ne yapıyorduk? Çıkarma işlemi 5 eksi 3. Yani 2'nin karesinden cevap 4. Üçüncü soru, bu tarz sorularda benim tavsiyem önce işaret belirlemeniz. Mesela buranın işareti A üzeri eksi 6'ın işareti pozitiftir. Eksi A üzeri 4 negatif sayılar çift kuvveti pozitif, yani 4 bu eksiyi her türlü yutacak, artı yapacak. Tek sayı bu eksiyi dışarı atar. Eksi A üzeri eksi 3, bunun eksi olduğuna bakmayın, sadece tek mi çift mi ona bakın. Mesela 3 tek bir sayı, bu eksiyi dışarı atacaktır. 2 çift bir sayı, bu eksiyi artı yapacaktır. Dolayısıyla İşaretleri çarptığım zaman eksi bölü eksiden sonuç artı gelecek. Sonucu bulduktan sonra, yani işaretini bulduktan sonra şu işlemleri yapın. Hiç işaretlere bakmadan a üzeri eksi 6 çarpı a üzeri 4 çarpı a üzeri 5 bölü a üzeri eksi 3 çarpı a üzeri eksi 2. Zaten sonuç pozitif. Diğer işaretlere sakın dokunmayın. Sadece üstlerle işlem yapın. A üzeri ne yapacak? Eksi 2 A küp bölü A üzeri eksi 5. Ne yapıyorduk? Bölmede A üzeri, burası 3 eksi eksi 5. Yani eksi 5 paya gidince o da A üzeri ne yapacak? 8, yani denizli. Evet. Dördüncü soruya geçiyoruz. Geçtik. Şimdi burada önce üstü sayılardaki özelliklerden hangisini kullanacağız? Tabanlar aynı çarpma varsa, mesela x üzeri a çarpı x üzeri b'de ben ne yapıyordum? X üzeri a artı b yapıyordum. Soldan sağa doğru tersini düşünün. Yani ben o zaman x üzeri a artı b'yi x üzeri a çarpı x üzeri b şeklinde yazabilirim. Ya da x üzeri a eksi b'yi x üzeri a çarpı x üzeri eksi b, ya da x üzeri a bölü x üzeri b şeklinde yazabiliyorum. Burada da aynısını yapacağız. Mesela şurada 2 üzeri 4, pardon, 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 4, 2 üzeri x çarpı 2'nin küpü, 2 üzeri x çarpı 2'nin karesi bölü
2 üzeri x çarpı 2 üzeri eksi 2, 2 üzeri x çarpı 2 üzeri eksi 3, 2 üzeri x çarpı 2 üzeri eksi 4 şeklini aldıktan sonra zaten üst taraf 2 üzeri x parantezine alınır. Alalım, 2 üzeri x parantezine alınca ne kalır burada? 2 üzeri 4, yani 16 artı 2'nin küpü 8 artı 2'nin karesi 4. Payda 2 üzeri x parantezine alınca 2 üzeri eksi 2, yani 1 bölü 4. 2 üzeri eksi 3, 1 bölü 8. 2 üzeri eksi 4, 1 bölü 16. 2 üzeri x'ler gider. Ne yaptı burası? 28 bölü. Burada payda işleyeceğim 16'da. 4, 2, 1, 4, 6, 7 bölü 16, değil mi? Birinciyi aynen alıyorum. Yani 28 bölü 1. İkinciyi ters çeviriyorum. 16 bölü 7. Sadeleştirme yapınca 4'ten 60, 4'ten 16, 64. Yani C. Üst sayılarda toplama yaparken dedik ki taban ve üst aynı olacak şekilde, yani şöyle düşünün. A çarpı x seren artı b çarpı x seren artı ya da eksi c çarpı x seren olduğu zaman ben bunu a artı b eksi c çarpı x seren şeklinde yazabiliyorum. Dolayısıyla şurada mesela 3 tane 15 üzeri x var. O zaman 3 çarpı 15 üzeri x bölü 1, 2, 3, 4, 5 tane 5 tane de 3 üzeri x var. Eşittir 375'miş. Sonra yine üstü sayıların özelliğinden hangisi? Mesela üstler aynı olduğu zaman, hani 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x'i ben 2 çarpı 3 üzeri x şeklinde yazabiliyorum. O zaman ben şöyle yapabilir miyim? 3 çarpı mesela 15, 15 üzeri x, 15 sonuçta 3 çarpı 5 üzeri x olunca 3 üzeri x çarpı 5 üzeri x şeklinde yazabilirim. Bölü 5 çarpı 3 üzeri x. 375. Bakın 3 üzeri x'ler gider. 3'e böleriz. 125. En son ne kaldı? 5 üzeri x bölü 5 eşittir 125'te 5'in küpü, değil mi? Şimdi gelin bir işler işler çarpımı yapalım. Faydasına bir verirsem 5 üzeri x eşittir 5 üzeri 4. Dolayısıyla tabanlar aynı ise üstler aynı. Yani cevap 4 olur. Evet, burada aynı şekilde 12'yi mesela 2 çarpı 6 yazsam üzeri x eksi 2, 6 üzeri x artı 1. Bu kuvvet hem 2'nin hem 6'nın kuvveti olduğu için 2 üzeri x eksi 2 çarpı 6 üzeri x eksi 2 eşittir 6 üzeri x artı 1 desem. Devam etsem mesela 2 üzeri x eksi 2 çarpı bunu da 6 üzeri x çarpı 6 üzeri eksi 2, burayı da 6 üzeri x çarpı 6 desem. 6 üzeri x'ler gitse, değil mi? 2 üzeri x eksi 2 çarpı ne olur burası? 1 bölü 36 eşittir 6. Buradan işler işler çarpımı yapınca 2 üzeri x eksi 2 eşittir 6 çarpı 36 gelir. Ya da işte 216 gelir. Şimdi 2 üzeri x eksi 4 istenmiş, değil mi? Bakın 2 üzeri x eksi 4'ü ben şöyle yazabilir miyim? Ben çünkü 2 üzeri x eksi 2'yi buldum. İstersem 2 üzeri x eksi 2 çarpı 2 üzeri eksi 2 şeklinde yazabilirim. Bu da işte az önce buldum 6 çarpı 36. 2 üzeri x eksi 2 de 1 bölü 4. Sadeleştirdim 9. 6 kere 9 54. Ya da 2 üzeri x'i bulursun 16'ya bölersin. Hangisini yapmak istersin? Şimdi gelelim biraz üstü denklem çözelim. Önce şurayı düzeltmemiz lazım, değil mi? 54 bölü 2, 27 üzeri x artı 4. 1 bölü 9,
Şimdi şuraya not olarak düşelim. Şimdi 1 bölü 9 demek 1 bölü 3'ün karesi. Hani paydadan paya ya da paydan paydaya geçince ne oluyordu? Kuvvet işaret değiştiriyordu. 3 üzeri eksi 2. Ben bunu 3 üzeri eksi 2 üzeri x eksi 2 yazdım. 27 3'ün küpü üzeri x artı 4 eşittir 3 üzeri. Üstünü üstüne alırken çarpıyoruz. Eksi 2 x artı 4. Devam. 3 üzeri 3 x 3 eksi artı 12 eşittir 3 üzeri eksi 2 eksi artı 4. Tabanlar aynı ise üstler aynı olacak. Yani 3 eksi artı 12 eşittir eksi 2 eksi artı 4. 2 eksi sola atıyorum 5 eksi yapıyor. 12 sağ atıyorum eksi 8 yapıyor. Her tarafı x'in katsayısına bölünce eksi 8 bölü 5. Yani bu. Şöyle gidelim. 8. soru. Arkadaşlar şimdi bir denklemin sonucu 1 gelmiş üstü denklemin. Ne yapacağız? 3 aşama var. Birinci aşama diyoruz ki taban 1 olabilir. Neden? 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. O zaman önce tabanı 1 yapıyoruz. Taban 1 olur. Peki. Yani 2 eksi eksi 3'ü 1 yapan değeri bulacağız. 2 eksi eşittir 4. Her tarafı x'in katsayısı 2'ye böldüğüm zaman x eşittir 2. İlk değerim buldum. 2. Kuvvet 0 olabilir. 0 hariç. 0 hariç. Tüm sayıların 0. kuvveti 0. kuvveti 1'dir. O zaman ne diyelim? X kare eksi 9'u 0 yapalım. Buradan x kare eşittir 9 ve x eşittir 3, x eşittir eksi 3. Peki bu 3 ve eksi 3 tabanı 0 yapıyor mu? Baktığın zaman hayır. O zaman 3 de oldu. Eksi 3 de oldu. Peki 3. aşama şöyle koşullu yine. Ne diyeceğiz? Eksi 1'in çift kuvvetleri artı 1'dir. O zaman tabanı eksi 1 yapacağız. Bulduğumuz şu 2x eksi 3'ü eksi 1 yapan değeri buluyoruz. Bakın 2x eksi 3'ü eksi 1 yapan x değerini bulacağız önce. 2x eşittir eksi 2, x eşittir eksi 1. Şimdi bunu alabilmem için kuvvette yani x kare eksi 9'u da yerine yazıyorum. X kare eksi 9'da eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'in karesi eksi 9. 1 eksi 9. Eksi 8 çift yapıyorsa kuvveti, bak bulduğum değer kuvveti çift yapıyorsa o zaman bunu da alıyorum. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4 derim. 4'ünü de alıyoruz. O zaman çözüm kümesi 4 elemandır diyoruz. Şimdi buradaki üstü denklem özellik şuydu. Mesela üstler eşit. Hani şunu biliyordum. A üzeri x eşittir. A üzeri y ise tabii a 0 olmayacak. A 1 olmayacak. A eksi 1 olmayacaksa x eşittir y diyorduk. Ama üstler eşit olursa mesela a üzeri 2n eşittir. İşte b üzeri 2n. Yani üstler eşit ama çift ya da üstler tek olursa 2n eksi 1 b üzeri 2n eksi 1. Eğer üstlere eşit tek ise direkt a eşittir b'dir arkadaşlar. Ama üstleri eşit çift ise maalesef yani üst çift ise a hem b'ye hem de eksi b'ye eşit olmalı. Şimdi bizim sorumuzda da ben buraya onun karesi üzeri y yazdığım zaman burası 10 üzeri 2y oldu. Sonuçta y sıfırdan farklı bir tam sayı ise soru şu oldu. Ne oldu? X artı 2 üzeri 2'ye eşittir 10 üzeri 2'ye. Bakın üstler eşit çift. O zaman şu olabilir. X artı 2 10 da olabilir. X artı 2
eksi 10 da olabilir. Buradan x eşittir 8 gelir. Buradan x eşittir eksi 12 gelir. Toplamda eksi 4 yapar. Bunlar denklemin özellikleri. Evet, konu tekrarında zaten ulaşabilirsiniz. Evet. Şimdi 10. soru yine bir özellik sorusu arkadaşlar. Ne yapacağız? Şimdi normalde burası 3, burası 9 olsaydı şu tarz bir şeyle hepsini 3'ün kuvveti şeklinde yazıp işlem yapabilirdik. Yani 7. soru gibi davranabilirdik ama 3 ya da 5 birbirinin tam sayı kuvveti olmadığı için ancak diyoruz ki 3 üzeri 0 ve 5 üzeri 0 birbirine eşit. Çünkü 0 ayrı 0, tüm sayıların 0'ın kuvveti 1'dir. Yani bu tarz bir eğer sayılar, tabanlar birbirinin tam sayı kuvveti değilse maalesef 3 sıfırken olur. Yani 3x artı 4 eşittir. Ben onu düzeltiyorum. 3x artı y eksi 4 eşittir 0 diyeceğim. Dolayısıyla buradan 3 eksi 6 y eşittir 4 gelecek. Aynı şekilde 2x eksi y eksi 6 eşittir 0'dan 2x eksi y eşittir 6 diyeceğiz. Denklem çözmeyi biliyoruz. Geçen derslerde öğrendik. Şimdi bunları alt alta toplarsam y'ler gider. 5 eksi eşittir 10 eksi eşittir 2. Herhangi birinde mesela şurada x yerine 2 yazarsam 4 eksi y eksi 6 eşittir 0. Y de sanırım eksi 2 gelecek. X kare eksi y kare. X kare 2'nin karesi. Eksi y o da eksi 2'nin karesi. Dolayısıyla 0 aradığımız cevap olacak. Geldik bu tarz sorulara. Burada da şu özelliği bileceğiz. Bakın x üzeri a eşittir y üzeri b ve x üzeri c eşittir y üzeri d. Yani tabanlar aynı olduğu zaman arkadaşlar böyle bir eşitlik gelirse üstleri birbirine oranlayabiliyorsunuz. Yani a bölü c eşittir b bölü d diyebiliyoruz. Tamam mı? Ama burada mesela önce şunu yapmam lazım. Buradaki 3 eşitliğini şurada yerine yazmam lazım. Yani 3 yerine ne yazacağım? 2 üzeri x üzeri y. Bakın 3 yerine 2 üzeri x eşittir 25. Aynı şekilde bir de ne verilmiş? 5 üzeri z 64. Şimdi düzenliyorum. 2 üzeri x y eşittir 25, 5'in karesi. Burada 5 üzeri z var. Onu 5'in altına yazacağım. Tamam mı? 64'te 2 üzeri 6. Bakın şu an tabanlar aynı değil mi? O zaman şunu yapabiliyorum. Eksi y bölü 6 eşittir 2 bölü z. Hemen işlemsel yapın. X çarpı y çarpı z eşittir 12. Evet, her soruda bir özelliği açıkladık. Siz de çalışırken, konu tekrar yaparken bunlara dikkat ederseniz sevinirim. Şimdi gelelim. Şu soruda 3 üzeri 2b neye eşit arkadaşlar? Aslında 3 üzeri 2'nin b'inci kuvveti yani 9 üzeri b. Dolayısıyla ben bunu alt alta topladığım zaman önce şöyle düzeltelim isterseniz. Bir saniye. Bakın. Ya tamamen çözüm size ait de olabilir. İlla ki böyle çözmek zorunda değilsiniz. Mesela 2 üzeri artı 1'i 2 üzeri a çarpı 2 artı 9 üzeri b eşittir 35. Buraya 2 üzeri a çarpı 2'nin karesi eksi 9 üzeri b eşittir 61. Şimdi topladığım zaman bunlar gidiyor. Bakın 4 tane 2 üzeri a, 2 tane 2 üzeri a, 6 tane 2 üzeri a yapar. Değil mi? Burayı toplarsanız ne yapar? 96. Peki 2 üzeri a her tarafı 6'ya böldüğünüz zaman 16. 16 2 üzeri 4. Tabanlar aynı ise üstler aynı diyeceğiz. A eşittir 4. Peki A'yı bulduk. Şimdi herhangi birinde yerine yazıp B'yi bulalım. Diyelim şurada. A yerine 4 yazarsam 2 üzeri 5 artı 9 üzeri B eşittir 35. 2 üzeri 5 32. Attım 9 üzeri B eşittir 3.
Burası 3 üzeri 2b eşittir 3 üzeri 1. O zaman 2b eşittir 1. B eşittir 1 bölü 2. Bunu da bulduk. Şimdi b üzeri a. B üzeri a. B 1 bölü 2 üzeri a. Yani 4. O da 4 hem 1'in hem 2'nin koyduğu olduğu için 1 bölü 16. Yani a'da. Umarım. Evet, bundan sonra köklü ifadelerle ilgili bunu bir sonraki derste göreceğiz. Şimdilik kolay gelsin, iyi çalışmalar.